Seyyid Tahayi Hakkari Hazretleri 3. bölüm Osmanlılar zamanında Anadolu'da yaşayan evliyanın en büyüklerinden insanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 31.'sidir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin on birinci torunudur. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olup seyyittir. Halid-i Bağdadi'nin talebelerinin büyüklerindendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1269 miladi 1853 senesinde Nehri'de vefat eyledi. Seyyid taha yahakkari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki Efendim, dinimizin asıl gelme sebebi, kendi dediğini yapmayacaksın. Mü'minin dediğini yap, en kötüsünü yap. Çünkü Cenab-ı Hak, bizim bu nefsimize düşman. Cenab-ı Hakk'ın bizden arzusu, nefsine muhalefet et, bana gel. Nefsine gidersen, benle alakan yok. Cenabı Peygamber buyuruyor ki, bu dünya ahiretin tarlasıdır. Tapusu ahirette, tarla burada. Bu tarlaya ne ekilecek? Her şey. Yalnız unutmayın ki bu tarlaya ekilenler sadece ve sadece Allahü Teala için, onun rızası için yapılanlardır. Kendi nefsi için başkaları aferin desinler, aman ayıplamasınlar, ayıp olur ha diye yaşayanlar ahirette bu ekinden hiçbir şey beklemesinler. Çünkü ahirette Allahü Teala kendisi için yapılanları ayıracak. Kendin için ve başkaları için yaptıklarını sana bırakacak. Ne yaparsan yap. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhisselatu vesselam, bu dünya mel'undur. Yani seni Allahü Teala'dan ayırır. Bu dünyada Allahü Teala için olmayan her şey de mel'undur. Velhasıl Cenab-ı Hak yarattığı kulunun hem dünyada hem ahirette, Kabirde, mahşerde rahat etmesi için kendisini hiçbir yerde, hiçbir zaman çaresiz bırakmamıştır. Evlenirken de, iş kurarken de, yemek yerken de her zaman, her yerde onun rızasına uygun yaşama imkanımız var. Çünkü bildirmeseydi sual sormazdı. Ama her şeyi bildirdi. O bildirdiği için de artık bize düşen onu öğrenmek öğrendiklerimizi tatbik etmek, ondan sonra da onları Allah rızası için yapıp tarlaya ekmektir. Tarla çok bereketli bir yer. Ancak oraya Allah için yapılanlar ahirette meyve verecek. Ahirette bire yüz, bire yedi yüz verecek. Ve şimdi fırsat zamanıdır. Asr kelimesi ikindi anlamına gelir. Başka ne anlama gelir? günün başlama saatidir. Yani mesela bugün ikindi namazında cuma başladı, perşembe bitti. Cuma ikindi de başladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam son peygamber. Ondan sonra peygamber yok. Peygamberliğin sonu. Hep bunlar asr kelimesiyle izah ediliyor. Allahü Teala buyuruyor ki: "Vel asr bu asırdan sonra yani gün bitimi, yeni gün başladıktan sonra çok fitneler çıkacak. İnsanlar hüsrana uğrayacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane lefî husr. Yani muhakkak, muhakkak insanlar ahirete yaklaştıkça hüsrana uğrayacaklardır. İllellezîne âmenû. Yalnız müstesna olarak iman edenler hariç. Yani ehli sünnet itikadında olanlar ve amilus salihatü yani ibadet yapanlar İslam'ın beş şartını yerine getirenler hariç ve tava bil hak hak buyurdular. Davetül hak kelime-i tevhid manasına da gelir. Bu cihat manasındadır. Yani cihat edenler nefsiyle cihad edenler, İslamiyeti yaymak için cihad edenler, iyiliği yaymak için cihad edenler, velhasıl insanlara faydalı olacak hizmetleri yapanlar hariç. Allahü Teala bunun arkasından buyuruyor ki, insana bir şey anlatmak çok zordur. Hemen arkasından Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ve tava sabr. Siz bu işi yaparken çok sıkıntılar çekeceksiniz. Çok üzüntülü günler geçireceksiniz. İşte o zaman siz sabredin. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, eğer Allahü Teala bir kuluna bu yolun büyüklerinden birini tanıtmışsa, ona her şeyi vermiştir. İman, namaz, oruç, hepsi. Eshab-ı kiramın peygamberimizi aleyhissalatü vesselam tanıması gibi. Onu tanımayan küfr üzere kaldı. Tanıyan eshab-ı kiram oldu. Müminin kalbi aydınlıktır. Nur olduğu için. Kâfir'in kalbi karanlıktır. Zulmet olduğu için. Küfr olduğu için. İnsan ne zaman işe gider? Sabahleyin güneş doğduktan sonra gündüz rahat rahat çalışır. Gece karanlık. Ne işe yarar? Git yat. İşte mümin kalbi aydınlık olduğu için kendisi için de başkaları için de daima ışıktır. Hazret Ömer radıyallahu anh bir yere vali tayin etti. Yolda giderken valiye dedi ki, şimdi sana valilik süresince nasıl muvaffak olacağına dair bazı nasihatler vereceğim. Tabii bu duyuldu eshab-ı kiram arasında. Filan yerde beni bekle, ben geliyorum. Orada sana nasihatlerim olacak. Bu nasihatlere uyarsan, hem dünyada hem ahirette hem valilik mesleğinde çok rahat edersin. Geliyorlar, buluşuyorlar. Eshab-ı Kiran da bekliyor. Ne nasihat buyuracaklar diye. Sakın diyor. Namazlarını evvel vaktinde kusursuz kılacaksın. Ramazan-ı Şerif gelince oruçlarını tut. Hiç kazaya bırakma. Hac zamanı gel haccını ifa et. Ramazan-ı Şerif'te zekatını ver. Sakın noksan olmasın, tam ver. Hadi Allah selamet versin. Bu kadar. Eshab-ı kiram dediler, Ya emiren müminin, yani bu zat ve hatta bizler, bunların hepsini biliyoruz zaten. Bu bildiğimizi tekrar etmenizin hikmeti nedir acaba? Allah Allah diyor. Ben İslamiyet'i anlattım. Gidip başka dini anlatmadım. Dinin aslı bu. Allah mübarek etsin. Bundan haberi olmayan, bunları yerine getirmeyen ne yaparsa yapsın. On para etmez. Onun için dön dolaş netice İslam'ın beş şartı. Onu derinlemesine yapabildiğin kadar güzel yap. Her yaptığında daha çok feyiz alırsın. Daha çok sevap kazanırsın. Belhasıl güneşle meşgul olmak varken yıldızlarla uğraşmamalı. Seyyid Taha Hakkâri Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Her aşiretinden Molla Abdullah isminde bir müderris iki talebesiyle birlikte ziyaret için Nehri'ye giderken çayın başında oturdular. Molla Abdullah talebelerine herkes abdest alarak Nehri'ye gider. Abdestsiz kimse gitmez. Ben bu adeti bozup abdest almadan gideceğim dedi. Talebeleri "Hocam biz bu adeti bozmayalım. Abdest alıp da gidelim." dedilerse de hoca efendi "Sanki bu dini bir hüküm müdür? Ben yapmam." dedi. Bu arada elini yüzünü yıkarken koltuğundan bastonu suya düştü. Elini uzatıp bastonu almak isterken hikmet-i ilahi baston onun başına, yüzüne vurarak yüzünü gözünü kan içinde bıraktı. Sonra baston kayboldu. O da böyle söylediğine pişman oldu. Yaralarını sarıp abdest aldı, nehriye gitti. Seyyid hazretlerinin dergahına girince bastonu duvarda asılı gördü. Gözleri bastona takılıp kalınca Seyyid Taha hazretleri herhalde bu bastondan dayak yemişsiniz buyurdu. Molla Abdullah yaptıklarına pişman olup tövbe etti, talebelerinden olmakla şereflendi. Seyyid Tahayi Hakkari Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'nın sevgisiyle dolup taşan bir kimseye ona kavuşmaktan başka lezzet ve şifa verecek bir şey yoktur. Allahü Teala'nın nimetleri kişi üzerine arttıkça kişinin Allahü Teala'ya olan sevgisinin artması gerekir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahü Teala size nimetlerini arttırdığı zaman onu seviniz. Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşan kimsenin Allahü Teala'yı sevmesi onun nimetlerine bir şükür borcu olarak onun beğendiği şeylere koşup yasak ettiklerinden sakınması lazımdır. Çünkü iyilik hür insanları bile köle yapar. Nice hür kimseler vardır ki, yapılan iyilikler onları köle etmiştir. Allahü Teala insana nimetler vermek suretiyle sevgisini izhar ediyor. Halbuki Allahü Teala'nın böyle yapmaya ihtiyacı yoktur. İnsan ise Allahü Teala'nın yasak ettiği günahları işlemek suretiyle Allahü Teala'yı sevmediğini ortaya koyuyor. Halbuki insan Allahü Teala'ya ne kadar da muhtaçtır. Allahü Teala'yı seven kimse onu anmayı çoğaltır. Onun kudreti ve büyüklüğü üzerinde tefekküre devam ederse Allahü Teala'ya olan sevgisini kalp gözüyle görür. Anlatılır ki Harise radıyallahu an Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Nasıl sabahladın ya Harise?" Buyurdu. O da gerçek bir mümin olarak "Sabahladım ya Resulallah." cevabını verdi. "Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her hakkın bir hakikati vardır. Senin imanının hakikati nedir?" diye sorunca, "Nefsimi dünyadan vazgeçirdim. Şimdi benim yanımda dünyanın taşı, kerpici, gümüşü ve altını müsavidir. Sanki Rabbimin huzurundayım." Buna kalp gözümle ve kalbimin yakini ile şahit oldum. Sanki ben cennet ehlindenim. Ben bunu yakin ve kalp gözüyle gördüm dedi. Sırrı gizlemek lazımdır. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işlerinizi gizli tutunuz buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri buyurdu. Ben çocuklarla beraber oynarken Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi bana selam verdi. Sonra elimi tutup beni bir ihtiyaçları için gönderdi. Kendileri de ben gelinceye kadar duvarın gölgesinde oturdu. Ben istediği şeyi getirip verdim. Sonra ben annem Ümmü Süleym'in yanına gittim. Neredeydin diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bir ihtiyaç için gönderdi dedim. O neydi diye sorunca onu söylemem o bir sırdır dedim. Bunun üzerine o da sırrını muhafaza et dedi. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu olan kimse kanaatkar olur. Kendisine ulaşan az şeye kanaat eder, onunla sevinir. Çok olduğu zaman sevindiği gibi az olana da sevinir. Böyle bir kimse sevgiliden gelen nimete hürmet eder. Kişi son nefesinden korkmalı. Allahü Teala'dan son nefesi için selamet istemelidir. Yusuf Aleyhisselam şöyle dua etmişti: Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür, salih kullarının arasına kat. Seven sevgilinin muhabbetinin kalbinden gitmesinden korkar. Allahü Teala'nın sevdiği bir kulu insanlar da sever. Herkes ona sevgi ve hürmetle bakar. Halbuki o onlara ne bir iyilik yapmış ne de bir şey vermiştir. Kalpler ona yakınlık duyar. Sanki onu daha önceden tanıyorlarmış gibidirler. Dilleri onu över, nefisler ona meyleder. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Sa'da buyurdu ki, Ya Sa'd, Allahü Teala bir kulu sevdiği zaman, onu mahlukatına da sevdirir. Öyleyse Allahü Teala katındaki yerinin ne olduğunu insanlar yanındaki yerine göre anla. Sen bil ki senin Allahü Teala yanındaki kıymetin benim yanımdaki gibidir. Allahü Teala bir kulunu kendi sevgisine mazhar kılınca onun bu dünyadaki hüznünü, gamını, korkusunu çoğaltır. Onu dünyada insanlardan gizler. O ortada bulunmayınca aranmaz ortaya çıkınca hesaba katılmaz, hasta olunca ziyaret edilmez. O yeryüzünde dolaşır ve kendi haline ağlar. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Van'ın Gürpınar kazasından bir zat, nehriye gidip Seyyid Taha hazretlerine talebe olmak istedi. Kabul edilince de geri dönüp evine geldi. Talebe olduktan birkaç gün sonra hayvanlarının bir kısmını kurt kaparak telef etti. Şeytan, bu hocaya bağlanmak sana yaramadı, uğursuz geldi diye vesvese verdi. O talebe nihayet Seyyid Taha Hazretlerinin daha önce kendisine hediye ettiği tesbihi iade etti. Maksadı hocasından ayrılmaktı. Tesbih, Seyyid Taha Hazretlerine takdim edildiğinde tebessüm buyurdu. Aradan günler geçmişti. Bir gün öğle vakti namaza kalkarken birden mübarek ellerini uzatıp "Defol ya buyurup namaza başladılar. Namazdan sonra Köse Halife, "Efendim, mübarek ellerinizi uzatmadaki hikmet neydi?" diye sual etti. O da Gürpınar'da bir Müslüman sekerattayken şeytan aleyhillane imansız gitmesine çalışıyordu büyüklerin bereketiyle def edildi. Adam imanla vefat etti buyurdu. Köse halife, tesbihi iade eden olmasın dedi. Evet, odur buyurdu. Efendim o edepsizlik ve terbiyesizlik etmişti deyince de, bir zaman bize muhabbeti vardı buyurdular. Seyyid Tâhâ-i Hakkari Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, belalara sabretmek ve musibetler karşısında Allahü Teala'yı hatırlamak insana lazımdır. Çünkü insan bu sabrı ve zikri gösterirse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermiş ve şeytanı kovmuş olur buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh sabır üç kısımdır. İbadet ve taatlerde sabır, günahlara karşı sabır, musibet ve sıkıntılara karşı sabırdır. Kim ibadet ve taatlerde Allahü Teala'nın emirlerini yapmada, beş vakit namazı munta zaman vaktinde kılmada sabır gösterirse kendisine yüz derece verilir. Her bir derece gökle yer arası kadardır. Kim günahlara düşmemek için, haram işlememek için sabrederse Allahü Teala kendisine kıyamet günü 600 derece ihsan eder. Kim de musibetlere, başına gelen sıkıntı ve esiyetlere sabır gösterirse ona da Allahü Teala hesapsız dereceler ihsan eder buyurdu. Fakih Ebu Leys Hazretleri buyurdu ki kabir azabından kurtulmak isteyenin dört şeyi dikkatle yapması, dört şeyden de kesinlikle sakınması icap eder dikkatle yapması icap eden dört şey, beş vakit namazını, farzına, vacibine, sünnetine dikkat ederek devam üzere kılması, zekat ve sadakasını vermesi, Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere devamlı okuması ve Allahü Teala'yı çok hatırlamasıdır. Bunları yapmak kabrin nurlandırır ve genişletir. Kaçınması icap edenler ise yalan, hıyanet, söz taşıma, beden ve çamaşırına bevl sıçratmaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bevl'den sakınınız. Muhakkak kabir azabının çoğu bundandır. Şarap haramdır. Çünkü aklı gideriyor ve insanı sarhoş ediyor. Gaflet yani Allahü Teala'yı unutmak şarabından sarhoş olanın sarhoşluğu şarap içenin sarhoşluğundan daha zayıftır. Şarap içmenin cezası haddir. Gaflet şarabının cezası uzaklıktır. Şarap içen sarhoşken namaz kılmaktan men olunur. Gafil olan namazdan mahrum olur. Sarhoş ayılmayınca hat vurulmadığı gibi gaflet sarhoşu da ölüm kamçısıyla uyanmayınca, kendine gelmeyince nasihat kâr etmez. Şarap bütün günahlara ve hatalara sebep olduğu gibi, gaflet de bütün uzaklık ve ayrılıkların sebebidir. Tövbe kelimesinin asıl manası dönmek, rücu etmektir. Tövbe, İslamiyetin yasak ettiği şeyden helal ettiği şeye dönmektir. Peygamber Efendimiz başka bir hadisi şerifte pişmanlık tövbedir buyurdular. Ehli sünnet alimleri sahih bir tövbenin üç şartı vardır buyurmuşlardır. Bunlar İslamiyetin emirlerine muhalif işleri yapmaktan pişman olmak, hatalı ve günah olan şeyleri hemen terk etmek, daha önceden işlenmiş olan günahları ve benzerlerini yapmamaya azmetmektir. İnsan yaptığı işin kötü olduğunu kalben düşünür ve işlemekte olduğu işlerin kötü olduğunu görürse ve kalbinde tövbe etme arzusu olursa o zaman Allahü Teala ona güzel bir dönüş ve tövbe nasip eder. Esas tövbe önce kötü insanlarla arkadaşlık yapmaktan uzaklaşmaktır. Çünkü insanı tövbe etmekten uzaklaştıran ve tereddütlere düşüren Kötü arkadaştı.